Basın. Son dönemlerde karşımıza sık sık iklimsel olaylarla ilgili durumlar çıkmakta. Bu durumun kaynağı iklimsel faktörlerin böyle sık değişmesi, ani afetlerin, heyelanların, yıldırımların, sellerin oluşmasının en büyük nedeni küresel ısınma. Eskiden bunlar olurdu ama son dönemlerde bunlarda ciddi artış var ve beklediğimiz iklimsel olayların dışında gelişiyorlar. İnsanlar yaşamlarını, şehirlerini, fabrikalarını buna göre düzenlemek zorunda. Biz bu tür olaylara daha sık karşılaşacağız, bunları yaşayacağız. Bu yüzden özellikle nehir yataklarına evlerin yapılmaması lazım. Şehirlerde, havza olabilecek yerlerde, yerleşim yerlerinin olmaması lazım ya da buna uygun şehir plancılarının önerilerini dinlemeleri gerekiyor. Aksi takdirde biz daha pek çok can kaybı ya da mal kaybı yaşayacağız. Halbuki aklın, bilimin gereklerini uygulayacak olursak bu tür olayları daha az zararla geçiririz. Dünyanın pek çok yerinde bu tür vakalar var. Özellikle yoksul ülkelerde bunlar can kayıplarına neden olur. Oysa ki gelişmiş batılı ülkelerde şehir planlarına, yerleşim yerlerinin düzenine şehir plancıları karar verir ve zararlar da minimumdadır. İklimsel faktörlerin değişmesinin nedenini biz küresel ısınmaya bağladık ve bu önümüzdeki onlarca yılda sürecektir. Buna bağlı olarak bizim her türlü düzenlemeyi yapmamız lazım. Bunları yaparsak zararlarımız en az olacak. Bilimsel değişimlerin önüne geçme şansı yok. Fakat alacağımız tedbirlerle olabilecek zararları biz minimuma indirebiliriz. Bu yüzden insanlığın dikkat etmesi lazım. Aklı ve bilimin gereğini uygulaması lazım. Bilim insanlarının görüşleri çok değerlidir. Onların uyarıları özellikle esas alınırsa bizim can kayıplarımız olmayacak. Özellikle bizim ağaçlandırmaya büyük önem vermemiz lazım. Nehir yataklarını doğal akışını engellemeyecek şekilde geniş tutmamız lazım ve yerleşim yerlerini de buralardan uzak tutmamız gerekiyor. Tabiatta canlılar bundan en az etkilenir. Çünkü doğaya uygun bir yaşam tarzları vardır. Bazı bireyler telef olabilir, kaybolabilir ama tabiattaki yıkıcı zararları özellikle insan yapıları ve insan üzerinedir. İnsanlar doğayla uyumlu yaşamak zorundadır. Aksi takdirde bu tür sıkıntılar devam edecektir.